Hayır. Hayır. Hayır dedim kaç kere. Korkutuyorsun beni. Ya gönlümün taze açan çiçeği. Bak her şey istediğin gibi olacak. Bak gel. İstemiyorum dedim sana. Kaç kez söyleyeceğim. Niye ısrar ediyorsun? Ver bakayım şu telefonu. Alo? Alo? Ne yaptığını sanıyorsun anne? Anne! Kimi aradın sen? Seni ilgilendirmez. Öyle mi? Peki. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Ver. Alo? Ver, ne yapıyorsun anne? Versene ya. Fatma? Canım telefon kesildi. Sen kapat. Ben seni arayayım istersen. Bir saniye. Al. Alo? Sultan ben, Sultan. Azeri veriyorum. Alo? Ne oldu gülüm? Ay Zeynep, sinirlerim bozuldu. Kusura bakma, ne olur. Annemle birbirimize girdik de artık telefonlarımı kontrol ediyor, sağ olsun. Ah be gülüm ya. Tamam, kapatıyorum ben şimdi. Görüşürüz. Tamam. Fatma, yarın bekliyorum ha. Allah belanı versin Azer. Ama boşanmayacağım senden. Fatma ile evlenebilmek için cesedimi çiğnemen lazım. Vallahi mı? O kolay bir gülüm. Tak tak! Niye çiğnerim cesedini senin ya? Gel buraya gel. Yok bu cepte kalsın, sonra öperim artık. Mutlu musun anne? Hı? Mutlu oldun mu şimdi? Bana bak. Sen bir işler çeviriyorsun ama. Ha? Yeter artık bu sorgu sualler. Senin bir gizli kapaklı işlerin var ya. Ama onu da öğreneceğim ben. Bak haberin olsun. Yeter ya, yeter. Bir gün evden kaçıp gideceğim, o zaman göreceksin. Herkesin de kendine göre bir derdi var. Değil mi Melike? Senin derdini yıl da benimki hiç kalır Alev Hanım. Boşanma davası mı açtın? Evet. Bir, bilemedim. İki, celsede bitecek bu iş. Bir avukatım var. Şeytanın önüne gidelim Fatma. İki ayak almaz hallederim dedi bu işi. Sevinmedin mi? Kızım boşan gel demedin mi? Ben de işlemleri başlatıyorum işte. Okey'den çıktı artık. İyi. Sevinmedin mi? Fatma söylesene, sevinmedin mi? Kurban olduğum, bak bundan sonra ikimiz olacağız. Sen ve ben. Sultan boşanmayı kabul edecek mi? Mecburen. Tamam, başta biraz böyle sorun yaratabilir ama ona biraz para veririm, oturur oturduğu yerde. Onun tek derdi para pul zaten. Peki babam? O ne diyecek? Fatma, sen beni anlamıyorsun galiba. Ben dünyaya siktir çekmişim kızım. Aileme, ailene, mala, mülke, Adana'ya. Benim için bir tek sen varsın. Sen ve ben, bir de aşkımız, o kadar. Konuşsana. Bir şey söylesene, kurban olduğum. Sevindim de, sevinmedim de bir şey söyle ama. Ha? Sevindim canım. Sevinmez olur muyum hiç? Ha, belli.
Sevindiğin için mi suratın sirke satıyor senin? Şaşırdım, manyak. Beklemiyordum ki. Yapamazsın diye düşünmüştüm. Yapamaz mıyım? Gülüm, beyaz gülüm, pembe gülüm. Gözlerine kurban oldum. Sen iste, ben dünyayı deviririm lan. Deli misin sen? Şampanya patlatalım mı? Aman ne şampanyası? Patlatma. Bir ayak almaz boşanacağım. Ondan sonra ver elini İstanbul. İkimiz. Sana o gösterdiğim villalar var ya, onlardan bir tanesini tutarız. İstanbul'da evleniriz. Baban seni evlatlıktan reddedecek. Etsin. Bugüne kadar etmedi de ne oldu? Boyumuz mu uzadı anasını satayım? Bana bak, eğer parayı pulu dert ediyorsan ben onu ayarlıyorum ha. Yok, para pul önemli değil. Önemli olmaz olur mu kurban olduğum? Ben seni en iyi şekilde yaşatmak istiyorum orada. Fatma, sana öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan olacak. Efsane olacak ya, efsane. Fatma Barazoğlu. Oh be, ilaç yemin ediyorum ha. Sarhoşluğa birebir. Afiyet olsun. Eyvallah. Ayıptır söylemesi, dün akşam fazla kaçırmışım da sabaha bulduk. Alo baba, kalktınız mı ya? Ben de baba sabah erkenden kalktım. Fırına indim size şöyle taze taze sıcak ekmek alayım diye. Başka bir şey lazım mı babacığım? Hastaneye gel çabuk. Hayrola ya, ne oldu? Dila merdivenden düştü. Ne diyorsun? Durumu nasıl? Bilmiyorum. Tamam baba, geliyorum ben. Şeytanın işine bak sen. Baktı ki biz halledemiyoruz. Kendisi bir el attı ha. Ulan şeytan. Seni gördüğüm yerde var ya, boynuna sarılacağım. Şerefsizim var ya sarılmazsam. Ustam. Herkese benden çorba ver. Afiyet olsun. Eren Hanım. Baba. Hemen uçağa atlayıp gelin. Baba ne oldu? Ben sizi havaalanından aldırırım. Ne oldu lan? Hanımamın durumu kötü. Gideceği gideceği. Babam benim. Üzme kendine bak, burası Adana'nın en iyi hastanesi baba. Ya git başımdan be. Leş gibi içki kokuyorsun yine. Gereken her şey yapılıyor, merak etmeyin. Ne oldu? Beyinde problem çıkmadı. Ağır sarsıntı geçirmiş ama hasar yok. Allah'a çok şükür. Yalnız kanaması devam ediyor. Güzel. Dila. Eren Hanım, lütfen. Lütfen kendinize gelin. Lütfen. Beyim, bir koşu kebap sardırıp gelen mi? İstemez. Thank you.
Çok içtim ben dün gece ya. Leş gibi leş. Kokamıyorum lan, bir kokla bakayım. Yok beyim yok. Mis mis. Lan cülüp, yalakalıkta sınır tanımıyorsun. Lan kokuyorum işte. Ne diyorum Serdar ama beyim? Allah Allah. Ben bir eve gidiyorum, duş alacağım. Babama söylersin. Olur. Sorarsa söylerim. İçmiş rakının üstüne sarımsaklı işkembe çorbayı. Yamtar, pis. Sultan. Ay. Ne işin var senin burada be? Temizlikçiliğe mi başladın sen? Yakışır yakışır. Marifetini mi temizliyorsun ha? Kanatları yok ediyorsun değil mi? Sen ne saçmalıyorsun Azer ya? Ne sürdün? Arap sabunu mu, deterjan mı ha? Sabun mu sabun? Sabun sürmüş. Ulan var ya, bunca yıllık evliyiz ki lanet olsun. Ama ilk defa seninle aynı şeyleri düşünüyoruz ya. Abuk subuk konuşma be. Hayatın elimde. Arayayım mı babamı? Bak sakın. Azer sakın ha. Boşanacaksın mı benden? Ölürüm de boşanmam. İyi. O zaman ben de babamı arayayım. Diyeyim ki Sultan Dilan'ın canını kastetmek suretiyle yerlere sabun sürmüş. Senin gelinin de ona basıp kayıp düşmüş diyeyim. Nasıl oldu kız? Ne odası burası? Çıktı buradan. Geldi yavaş yavaş. Yazık. Şurada garibin ayağı kaydı. Hop. Sen nasıl kötü bir kadınsın ya? Saçmalama Azer. Boşanacaksın mı benden? İyiliğimiz için yaptım manyak. Dila'dan da bebeğinden de kurtulmak için yaptım. Yarın öbür gün Dila karısı bizi kapının önüne koyarsa görürsün gününü. Boşanacaksın mı, boşanmayacaksın mı? Bak arayacağım babamı. Boşanacağım. Allah belanı versin Azer, boşanacağım. Güzel, güzel. Sevindim buna. Ama hiç merak edecek bir şey yok. Senin sırrın benim sırrım. Ebediyete kadar bende kalacak. Güzel, temizle, temizle. Aferin. Salak. Sultan yerlere sabun sürdü diyecekmiş. Ben de hemen he diyeceğim sanki. İnkar etmeyi bilmiyorum. Aptal. Hele bir söyle bakalım. Babam kime inanır? Oo, sabuncu. Sultan. Öyle dursana, bir fotoğrafını çekeceğim. Azer ya. Bak bir. Bak bak hep. Gül. Saçmalama Azer. Boşanacaksın benden. İyiliğimiz için yaptım manyak. Dila'dan da bebeğinden de kurtulmak için yaptım. Bak bak bak. Yarın öbür gün Dila karısı bizi kapının önüne koyarsa görürsün gününü. Boşanacaksın mı, boşanmayacaksın mı? Bak arayacağım babamı. Boşanma da göreyim bakayım. Sen hastaneye dönmüyor musun? İyi gelir sana hastane, açar seni. Dön. Hadi.
Sultan. Temizliğini bitir, öyle git. Rıza, selam oğlum. Senin ne işin var lan burada? Hazer, akıllı ol oğlum. Seni bir gün geberteceğim ben Rıza Selamoğlu. Seni kendi ellerimle kara toprağa gömeceğim. Ama önce bir bacını alayım, sonra. En büyük odayı hazırlayın. Gelinim yoğun bakımdan çıkınca oraya yatırırsınız. Merak etmeyin Seyit Bey, sizin için suit odayı hazırlıyoruz. Siz de konağa gidin artık. Seyit Han, kurban olayım, bir şey söyle. Hanım ağam nasıl? İyi, ağlama, ağlama. Dila iyi de... Bebek. Ağam deme. Ağam deme. Seyit Bey, toplayın kendinizi. Allah korusun kalbinize bir şey olacak. Baba, baba ne oldu? Yengeme kötü bir şey mi oldu baba? Ne oldu lan? Çok şükür hanım ağabeyi de. Bebek, Hakk'ın rahmetine. Ah benim abime. Abimden kalan tek hatıraydı lan o çocuk. Al gülüm, beyaz gülüm. Azer, niye arıyorsun bu saatte? Herkes evde. Kızım Allah Allah, ben bugün senin sesini duymadım. Ben senin sesini duymadığım zaman kafayı sıyırıyorum, bilmiyor musun? Annem gelecek şimdi, göreceğiz ya. Kapat hadi, kapat. Dur dur, bir şey diyeceğim Fatma. Ne? Çabuk söyle. Hani boşanma davası açmıştım ya. Sultan'la konuştum, şıp diye kabul edecek. İlk celsede bitecek bu iş. Nasıl olacak o iş? Ya ne demek nasıl olacak, kurban olduğum. Sen Azer'ine bir güven, Allah'ını seversen bir güven ya. Fatma, telefon zırtlıyor karşı taraftan. Arayacağım ben seni, tamam mı? Hadi öpüyorum. Ne var lan Cünüp? Geldi mi? Geldi ağam. Hem de elinde kocaman bir çiçekle. Vay, çiçek ha. Güzel. Geliyorum ben Cünüp. O çiçeği ona yedireceğim. Tamam ağam. Geliyorum. Güzel yüzünü gülerken tekrar göreyim. Manzara budur. Selamoğlu Rıza Bey, Barazoğlu Dila'ya ilanı aşk ederken... ...canından çok sevdiği düşmanı Azer Barazoğlu içeri girer. Dışarı çık Azer. Yok ya,
Godoş muyum ben? Karnım geniş mi benim? Niye seni yengemle baş başa bırakıyorum? Dila'yı uyandırmayalım. Çık dışarıda konuşalım. Burada konuşacağız. Çıplak elle gebertirim ulan var ya. Seni çıplak elle gebertirim Azer. Ulan düşmanlık bitirdik ulan. Kan dökülmesin ulan. Bitmedi. Sen benim abimi öldürdün. Abini sen kendin öldürdün ulan. Senin yüzünden öldü. Şerefsiz tetiği ben çektim ama senin yüzünden öldü. Kazı lan bunu kafana. Kazı. Rıza Selamoğlu. Sen benim ezelden ebede tek düşmanımsın. Tek. Kork lan ulan benden. Kork lan benden tamam mı? Geberene kadar kork. Senin o pis canın alma işini Allah'a havale ediyorum. Kız kardeşim bana vurgun. Senin haberin yok Rıza Selamoğlu. Onunla yuvamızı kurduktan sonra görüşeceğiz seninle. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Rıza Selamoğlu. Enişte diyeceğim bana. Nasılsın Azer enişteciğim? Sağ ol kayınço Rıza. Senden ne haber? Tabii seni yaşatırsam. Oh, oh, oh.